Marmara Ataspor'ları Federasyonu Ataspor'ları Saatini sunar. Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Ataspor'ları Saatine hoş geldiniz. Bugün konuğum sağ olsun. Konuşuyorduk. Ancak programları denkleştirebildik. Ankara'dan kalktı geldi. Daha geleli de bir saat oldu. Timuçin Ballıoğlu, Ahşap Ok İmalatçısı. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Çok teşekkür ederim. Önce de ben dedim ya, bence el sanatları ustası da demek lazım. Esasında sizinki de. Sizin gibi zanaatkarları. Çünkü yaptığınız ürünlere baktım burada biraz. Yani biraz önce, hatta tam girmeden önce baktım mı dediniz. Ben şunu elime alınca, ben bu kadar incelikte bir şey, parçalanmadan, pürüzsüz, net bir şey yapmak gerçekten bir zanaatkarın yapabileceği bir şey. Sağ olun, teşekkür ederim. Takdir ettiniz yani, de. Siz ahşap ok imalatçısınız. Bence yani gerçekten bir zanaatkarlıktır. Yani biraz Serdar, yakın girer misiniz lütfen? Yani gerçekten bunun bir inceliğini göstermek istiyorum. Yani az çok da bu işle de uğraştığımız için ve bu kadar da ince bir şey, pürüzsüz ve şimdi, kırılmadan, parçalanmadan. Övmek için söylemiyorum, sadece olayı anlatmak için anlatayım. Şimdi bu ahşap malzeme homojen değil. Bunu metalden yapsanız çok rahat yapılıyor ama ahşabı girdiği zaman iş çok daha zor. Bu kalınlığı ne şu an için? Kalınlığı ne? Yaklaşık milimetrenin 20'de biri kadar. Yani. 1 milimetrenin 20'de biri kadar. Yani bu ayarda ahşapla çalışmak gerçekten çok zor. Ahşabınızın çok iyi olması lazım, çok iyi seçilmiş olması lazım. Kullandığınız makinelerin de çok hassas olması lazım. Kesinlikle. Buna rağmen hepsi olmuyor. İyi de bir kontrolden geçmesi lazım. Doğru. Kalite kontrolden. Ya bunlar neden ahşap sevgili izleyici? Artık geleneksel okçulukta bu en son 2019'da mı gelmişti? 2019'da yeni bir gelmişti. Kural geldi. Artık ahşap kullanılacak dendiği için de. Federasyonumuzun yarışmalarında plastik gez dediğimiz şu arkalıkların kullanılması yasaklandı. Aynen. Onun yerine ahşap veyahut da adi gez. Veyahut burada da çok güzel malzemelerimiz de var. Sağ olsun, gelirken boş da gelmedi. Bakın sevgili izleyiciler, bu arkası plastik dediğimiz gez. Arkalık mı, gez mi? Esasında ne deniyor? Buna gez deniyor Türkçe'de. Hani gez göz arpacık diyoruz ya, oradan. Serap, bu okun gezi. Arkalık da diyebilirsiniz ama orijinal ismi gez. Aynen. Buradaki gördüğünüz gibi plastik. Onların biraz daha şöyle ben yapıyorum gözüküyor. Bu da çok güzel. Detayları her şeyle beraber konuşacağız. Burada da çok güzel bu ne, buna saklama mı? Ne diyorsunuz buna esasında? Buna stand. Bunu bizim stand. Evet. Türk dünyası sanatçılarından, büyük sanatçılarından İrfan abimiz vardı. Onun modelinden esinlenerek yaptık çok biz. Çok güzel. Gerçekten böyle çekeş yani şeklinde olsun, orijinal bir şey olsun. Masamızın biz üstü çok dolu sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz. Caminin avlusundan topladığı güvercinlerin tüyleri. Hikayesini anlatacağız onları. Sağ olsun. O tüylerden var mı burada? Yok, onlardan yok. Onların hepsi. Bir tanesini saklasaydınız. Böceklendi hepsi. Ana olarak hiç olmazsa dursaydı. Bakın. Bu işte o caminin avlusundan toplanan tüylerden, o zamanlar ne yoklukla yapıldığı için. Tabii, İzleyicilerimiz tabii. Esasında şimdi bunları burada arkalıkları, okları, işte temrenleri, farklı temrenler bulmak esasında o zaman yani herkes mum mu arıyordu yani, yurt mümkün dışına değil gidiyordu. Nasıl temin ederiz, ne yaparız diye. Yani nereden nereye gelindi esasında. Esasında bu noktaya gelinmesinde de ben buraya değerli misafirlerim, konuklarım geliyor. Gerçekten Timuçin Hoca gibi, Timuçin Ballıoğlu gibi bu işte esasında kafa patlatan, kafa yoranlar, gerçekten buna gönül koyanlar bu işleri bu noktalara getiriyor. Yoksa ya ben ya aman bana ne deyip de bir yere bırakılırsa, ya işte bunun için yurt dışına giderim, ya sen bu nasıl olacak, sen devam et dendiğinde insanlar bu işe ya ben bu işi yapacağım deyip yapıyor sizin gibi ve ortaya esasında bunlar çıkıyor. Şu plastik arkalıklar bize yurt dışından geliyordu ve fiyatları çok pahalıydı. Tahminim 1 euro civarı falan şu an. Biz bunu yaparız dedik. Onlardan iyisini yaptık. Daha güzelini yaptık. Onlardan da ucuza yaptık. Peki bunlar, şimdi onları biz satıyoruz. Bunlar malzemesi ne? Gürgen. 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 Peki gire gire bu bir esneme, açılma, kırılma yapıyor mu bu? Tabii girdiğin? Yani plastik kadar uzun ömürlü değil. Plastiğini biliyorsunuz zaten kendi. Test etmişsinizdir. Ne kadar sizce bunların yani ömrü? Kaç atış, kaç defa? Şöyle söyleyeyim baştan, 70 libre yaylara kadar test ettik, dayanıyor. 70 libre de güzel. Dayanıyor. Ki 70 libre de iyi ortalama bir, iyi üstü bir rakam. İyi bir rakam. Ortalama üstü bir çekiş tabii, kuvveti. Yani bir atlı okçu zaten hani öyle düşünülüyor, tahmin ediliyor. Osman döneminde bir atlı okçu da 70 libre yay falan kullanıyor diye düşünüyor. Kaç defa kullanılır? Valla
İki senedir kullanan insanlar var. Siz muhakkak bakmışsınızdır ona da o yüzden. Tabii ben her şeyi böyle istatistikle hesaplarım yani. Biliyorum çünkü az çok sizin sohbetlerinizi aktif olarak izleyicilerle olan o diyaloglarınızdan şey yapıyorum. Çünkü çok orijinal sorular geliyor ama orijinal sorularda sanki hazırmış gibi direkt. Ya ben de gözlem çok yani hani bilimin böyle teorine değiliz ama gözlem kısmını çok seviyorum ben. Bir şey yapıyorsa mesela ben okların spine'ini ölçerim. Spine ile beraber hani spine dedim omurga sertliği. Hani onları da söyleyerek şey yapalım ki gerçekten ben hep sizle de sohbetimde de söylemiştim öncesinde. Ya bizi ilk defa izleyen insanlara ya birisi gez diyor, birisi arkalık diyor, spine diyor, shaft diyor. Bunlar nedir? Dendiğinde esasında elimize alıp şey yaptığımızda gösterirken mesela ilk defa bizi izleyen izleyiciye onu anlatıyormuş gibi anlatırsak tabii. Burada çok iyi olur. Bu işe gerçekten ya ben de yapayım deyip alfabesinden doğru bir şekilde öğrensinler ki. Tabii şimdi mesela bu ok dediğimiz şeyin bir balistiği var. Her yerden bulduğunuz her çubukta ok atılmaz, ok yapılmaz. Birazdan anlatacağım. Bunun omurga sertliği çok önemli. Düzlüğü kadar. Şimdi mesela onu lafımı da bitireyim. Lütfen. Şimdi ben bunların omurga sertliğini ölçerken spine tester dediğimiz aletti. Çünkü yabancılar onun adını koymuşlar. Biz de biliyoruz. Eski de gelenimizde var. Doğru. Ben gramlarını da yazarım. Şimdi mesela kaç spine'de ok kaç gramdır? 3 aşağı 5 yukarı mı aklımda yani. Mesela 40 spine ok işte kaç gram gelir tahminen 20 gram gelir genel olarak. Onlarda da öyle yani bir şey yaparken bu sadece yapmak değil sonrasında ne oluyor? Doğru. Takip etmek lazım. Nereye gidecek nasıl olur? Standart. Doğru söylüyorsunuz. Standart tutmak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz hafta İslam dayanışma oyunları vardı. Orada mini takımımız çok güzel neticeler aldı. Maşallah. Onunla ilgili ben kısa bir bilgi vereyim izleyicilere. Sonrasında Cüneyt hocamız, değerli Cüneyt hocamıza bağlanacağım. Sağ olsun Kırma'da çok yoğun bir gündem var. Şu an büyük ihtimal Malazgirt'te olabilir. Bilemiyorum nerede olduğunda. Cüneyt hocam. Cüneyt hocam nasılsınız? Tolga Ertak iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Cüneyt Hocam valla canı gönülden tebrik ediyorum. Ben şimdi öncesinde anlatacaktım izleyicilerimize neler yaşandı, İslam dayanışma neler yapıldı ama gerçekten takdire şayan işler yapıldı orada. Emeği geçen en başta size Ufuk Hocam'a, sporcularımıza, Cengiz Başkan herkese çok teşekkür ediyorum özellikle. Nasıl geçti bu 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz? Doğru mu söylüyorum? Geleneksel okçulukta ayrı bir şey yapıldı. Başarıya ulaşıldı. Para okçularımız geçen hafta sağ olsun Ali İhsan Bey ile görüştük oradan Roma'dan. Onlar ayrı başarılarımızı attı. Kısaca sizden bir dinlemek isterim ya. O anları yaşadınız. Tolga Bey öncelikle teşekkür ederim size ve nezdinizde Yaman TV'ye Yeniksel Sporlarına verdiğiniz değerli katkılar için. Biz Erzincan'daki bir salakın sonrasında bir takım geçme kalkımızı gerçekleştirdik. İçtiğimiz 16 sporcu ile İslami dayanışma oyunlarına bir hafta öncesinde bir kamp yaptık. Kampın sonrasında da işte müsabakalara katıldık. Şimdi çok önemli ne biliyorsunuz uluslararası olarak bu zamana kadar Fethi Kupası Okçular Vakfı'nın düzenlediği geleneksel katılabildi. Şimdi spor bakanımıza ve nezdinde bütün personele teşekkür istiyorum. İslami dayanışmaları Türk okçuluğu için bir ilk oldu. Cüneyt Hocam, arkadaşlarım sizi bir daha arasın. Herhalde telefonda biraz sıkıntı var çeken yerde. Rica ediyorum Ayhan Bey bir daha bir arayabilirsek Cüneyt Hocam'a müsaadenizle. Çünkü sesi çok gidip geliyor sürekli. Bir daha bir arayalım. Ben de o sırada izleyicilerimize bilgiyi vereyim. Sevgili izleyiciler 9 Ağustos'ta başlamıştı. 9 Ağustos, 18 Ağustos'ta İslami dayanışma oyunları gerçekleştirilmişti. Burada yaklaşık 6000 sporcu yer aldı. 24 ayrı branş, 14 yarışma tesisinde 56 ülkeden gelen sporcular vardı. Türkiye gerçekten burada okçuluk alanında, okçuluk kategorisinde çok başarılı işler imza attı. 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz. Hatta mı acaba tekrar? Gelince zaten verirler arkadaşlar sesini. Cüneyt Hocam? Alo. Ha, tamam, sesiniz daha iyi geliyor. Buyurun Cüneyt Hocam, lütfen lafınızı kestim. Bahsettiğim gibi İslami dayanışma oyunları bizim için bir ilk oldu. Doğru. Uluslararası camiada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlemiş olduğu organizasyonlardan birisi. 56 ülkenin yaklaşık 6000 katılımcıyla 4000 sporcuyla organize edilen bir müsabaka. Evet. Ülkemiz bu organizasyonda zaten bir tarihi rekor kırdı. Oyunlar rekoru. 338 madalya toplamda almış oldu. En yakın rakibine çok ciddi bir fark attı. Geleneksel Türk okçuluğu olarak da
Biz de üzerimize düşeni yaptık. İşte 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya alarak kürsüde İstiklal Marşı'mızı defalarca okutmuş olduk. Aynen Cüneyt Hocam, valla gerçekten tebrik ediyorum. İlk milli takımımız sporcuları geçtikten sonra biz Cengiz Başkan'la da konuşmuştuk. Başkanım inşallah dedim, İslam dayanışmaları çok güzel geçer ve ilk açılış İslam dayanışma oyunları oldu esasında kamptan sonra ve bu başarı da hem moral motivasyon açısından çok önemli hem de gerçekten okçulukta hem Okçular Vakfı'nın olsun hem milli takımımız olsun sporcularımızın bu işte ne kadar başarılı olduğunu gösterdik. Bu da bence çok önemli oldu. Evet, kesinlikle öyle oldu. Tabii biz takım olarak yeni milli takımımızı da bu sene ilk defa seçtik. Bir adaptasyon sürecimiz var. İnşallah önümüzde 29 Eylül 2 Ekim tarihlerinde Bursa İznik'te göçebe oyunları düzenlenecek. Doğru. Bu da ikincisi sınavımız olacak. İnşallah burada da sizlerden dua bekliyoruz. İnşallah dualarımız sizin. Orada da çok büyük bir katılım var bildiğim kadarıyla galiba. Büyük katılım evet, olacak yurt dışından da. Yani biliyorsunuz İslami dayanışma oyunları sınırlı bir ülkeleri kapsıyor. Burada işte dünyanın dört bir tarafından ülkelerden katılım olmasını bekliyoruz inşallah. Kesinlikle. Siz şu an Malazgirt, Afyon'a gittiniz mi? Malazgirt etkinliklerinde misiniz Cüneyt Hocam? Siz yani? Yok, ben henüz yeni geldim. Buradan sonra Kırgızistan'da bir Kırgızistan Ulusal Günü için bir davet var, yarışma organizasyonu. Oraya şimdi hazırlık yapıyoruz. Okçular Vakfı olarak oraya, milli takım olarak değil de özel bir davet olduğu Doğru. için oraya katılacağız. Onun için bir hazırlıklarımız var. Şu an vakıftayım Okçular Vakfı'nda. Allah kolaylık versin. Şu an ekranda da şey dönüyor bizim yayında da, yayın sırasında da izlersin. Sağ olsun dün akşam Cengiz Başkan Instagram'da paylaşmıştı sizin resimleriniz yarışmadan. Ben evet yani o kıyafetinizi Instagram'da paylaştı. Bayağı bir zayıflamışsınız Cüneyt Hocam. Sizi ben bayağıdır görmüyorum. Yalnız zayıflamışsınız çok. Yani koşuşturmacadan biliyorsunuz bizim yaz sezonu oldukça yoğun geçiyor. Aynen. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. Allah kolaylık versin. Allah muvaffakiyetler diliyorum sizlere. Çok stüdyomuzda da kusura bakmayın. Stüdyomuzda da Timuçin Baldoğlu vardı. Onunla beraber kendisine tanışıyoruz. Kendisine çok selamlar. Kıyafetleri güzel olmuş. Kıyafetleriniz güzel olmuş diyor bakın Timuçin. Kirazları falan hoş olmuş yani. Çok hoş olmuş kıyafetinizde. Gerçekten maviler çok yakışmış. Milli takım kıyafetlerimiz. Timuçin hocam selamlar. Aleyküm selam bir mukabele. Tüm dostlara selamlar. Allah kolaylık versin Cüneyt hocam. Sağ olun. Tolga Bey sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hemen kısaca bahsedeyim bu dereceye giren sporcularımızda müsaadenizle Timuçin Bey sizden de. Kadınlar kategorisinde Fatma Ayvacı altın madalya, Şebnem Salih Çakıroğlu gümüş ve Nagihan Tunç da kadınlarda geleneksel okçuluk menzil atışlarında bronz madalya sahibi aldı sevgili izleyiciler. Erkeklerde de Hüseyin Çalışkan 503 metre, İbrahim Balaban 498-28 ve Fatih Yıldız da 497-14'te bronz madalya sahibi oldu. Hızlıca diğer kategorileri de aktarayım izleyicilerimize. Erkekler putu atışlarında Oğuz Okçu bronz madalya sahibi oldu. Bireyselde kadınlarda da iki sporcumuz final oynadı burada. Aysun Demirci altın ve Sena Keçeci de gümüş madalya sahibi oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Hem para okçuluk sporcularımızı hem de gelenekselde yaşayan tüm sporcularımızı. Ne kadar güzel esasına baktığınızda valla yani. Bir tanesi çok yakın arkadaşım Aysun Hoca. Aa çok güzel. Çok yakın arkadaşım. Aysun Hoca'nın iş şartları altında çalıştığını biliyorum. 7-4 orada altın madalya Sena ile oynuyor. Aslında bu şey de çok güzel yani. Kaç tane ülke var burada? Ama iki Türk burada final yapıyor. Biri altın ve biri gümüş alıyor. Ya, yani çok güzel diğer bir şey. Arkadaşı da tebrik ederim de Aysun Hoca'nın ne şartlarda altında çalıştığını biliyorum. Ciddi mi? Tarlada tabanda çalıştı. O okları öyle attı. Çok zor şartlarda talim yaptı. Oradan geldi buraya. Yani tam bir rakip alma hikayesi. Ciddi mi? Evet. Vallahi. Çok yakından tebrik duruyorum. Ediyorum. Ben hakikaten Aysun Hoca'nın ismini çok duyuyorum zaten yarışmalarda. Yani çok hanımefendi bir azimli. Insan. Gerçekten azimli bu işte. Aynı şekilde ben Fatma Ayvacı'yı da misafir etmiştim. Burada kendisi milli takım Doğrudur. İçin İbrahim Balaban'la geldi. O geldiğinde. Da çok genç yaşta çok güzel evet, başarılar almış. Başlayıp hocalığa geçiyor. Ondan sonra ve öğretiyor ve bu yarışmalara giriyorlar. Ya herkes çok severek yapıyor. Baktığınızda esasında kafaya koyuyorlar ve bu işi yapıyorlar yani. Yapacağız diyorlar. Aynı sizin gibi mesela. Herhalde kafaya takmasanız olmuyor değil mi? Olmuyor. Tarihte de böyle esasında yani. Tabii tabii. Ben vaktimiz olursa size anlatırım. Tabii ki. Tabii ki. Yani meşhur menzil atıcıları var biliyorsunuz. Evet. Yani çocuğun cenazesinde uygun havayı bulup da doğru. Ağlar müsaadenizle ben kaç Adnan senedir sağ olsun anlatmıştı. Ben cenazeyi bırakıp gidiyorum. Çünkü şu an o 2 yıldır ben bu havayı bekliyorum diye yani, o atışı yapmam lazım diye. Yani. Cenazesini evladın cenazesini bırakıp geçip evet. o atışı yapıyor. Çünkü gerçekten çok önemli. Tabii yani bu okçuluk çok zevkli bir şey. Biraz da hani
belli bir süre sonra takıntı da yapabiliyor, onu da söyleyeyim. Ama insanların böyle takıntıları olsun yani. Değil mi? Tabii kahvanede, batakhanede gezeceklerine böyle ya, işler yapsınlar. Kesinlikle. Çok daha iyi. Sadece ok atarak yani bir yerde sabit atmıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz 150 metre gidip alıyorsunuz. Spor yapıyorsunuz. Bir de yürüyüş yapıyorsunuz yani. Geliyorsunuz. Sonra tabii. bir daha diyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz akşamı etmişsiniz. Tabii. Devam tabii. ediyor ondan sonra. Hem zihniniz boşaltıyorsunuz. Yani şimdi çok özür dilerim, bu esasen belki hadsiz bir laf olur ama ben şey diyorum yani psikologlara, psikiyatrlarla uğraşmayın. Bir okey alın diyorum, deşarj olun diyorum. Doğru olabildiğiniz kadar. Gerçekten tabii. esasında çok boşaltıyor kafayı. Şimdi siz yayından önüyorsunuz. Esasında siz sağlıkçısınız. Sağlık müdürü evet. yapıyorsunuz. Bıraktım. Bıraktınız. Evet. Biraz izleyicilerimize bahsetmek istiyorum esasında. Çanta konfeksiyon atölyesiyle başlıyorsunuz esasında. Siz yani bu işleri biraz. Ben sağlıktan mezun olduktan sonra bir süre sağlıkçılık yaptım. Sonra belli sebeplerden dolayı o işi bıraktım. Çalışma şartlarından dolayı. Annem benim bayan tersiydi. Konfeksiyon işine alışıktım. Yani o işin tozunu yutmuştum. Konfeksiyon yaptım belli bir süre. Ondan sonra bayan çantacılığı yapmaya başladım. Çok güzeldi bayan çantacılığı dönemim. Güzel gelirlerim vardı. Sonra bir gün hangi dedim, yıllar bu yıllar? Sene 2010'a kadar, 2014'e kadar bayan çantacılığıyla devam ettim. Hı. Meşgul oldum. Sonra bir gün dedim ki yani bayan çantası yaparak tarihe iz bırakamam dedim. Yani en güzel çantayı da yapsan, ne yaparsan yap. Yani Louis Vuitton olmayacağına göre. Yani hayatta bir iz bırakmak lazım. Bir şey yapmış olmak lazım. Yani o yüzden o tatmin dedim, duygusunu yaşamak lazım. Yani şimdi dedim en güzel çanta yapsa ne olacak yani? Seneye modası geçecektir. Bu modası geçen bir şey değil o yani. Doğru. Bir peki, şey bırakmak. Geçiş nasıl hayatta. Oldu şeye? Yani arada şey yaptınız bildiğim kadarıyla. Bir geleneksel kıyafetlerle biraz uğraştınız parça parça. Onlarla biraz uğraştınız. Şimdi bir dönem geldi. Artık dedim ya yani bayan çantası mı yapmalıyım, ok mu yapmalıyım? Bayan çantası yaparken hala gelirim çok yüksekti ama bunun manevi tatmini yoktu. Sonra karar verdim. Benim ben bayan çantası işini bırakacağım. Çantacılığı bırakacağım. Oka nasıl geçtiniz peki? Yani okçuluk yapıyor muydunuz? Ok atıyor muydunuz? Şimdi normalde ok atıyorduk. Yani ok atmayı öğrendik. Yani o çanta yaparken aslında siz okçuluğa uğraşıyordunuz zaten. Tabii ki uğraşıyordum. Ya şimdi okumuz var artık bir yerden temin ettik. Yayımız da var. Ok atmayı da öğrendik. Ama yani baktık olmuyor bu oklarla. Bir gün dedim ki ya ben herhalde benim bu işe istidatım yok. Ben bu işi beceremiyorum. Hmm. İşte bir abimizle bir ok yaptık. Cengiz Çetin kulakları çınlasın. O okla attığımı vuruyorum yani. Hangi mesafe olursa olsun attığımı vuruyorum. Ya dedim acaba yanlışlık bende değil de oklarda olabilir mi dedim. Ya bu ok nasıl yapılır? Onu araştırmaya başladım. Dünyada nasıl yapılıyor? Neler olması lazım? Literatüre baktım. Yani birazcık gözüm açılmaya başladı. Dedim ki ya benim attığım ok yanlış. Ya, atışım... Yani ok malzeme mi yanlış? Her şey yanlış. Her şey yanlış. Her külliyen. Külliyen yanlış. Şimdi meşhur şey vardır, Tayboğa vardır, el beklemiş, el Yunani. Bu Memlüklü bir silahşördür. Diyor ki okçuluğun kuralı beştir diyor. Yay, ok, zihkir, kiriş, okçu diyor. Okçu. Beşi de tam olacak. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman o iş olmuyor. Tamam, yayımız tamam, ok atmayı da öğrendik. Ama oku öğrenmemişiz. Okun nasıl olması gerektiğini öğrenmemişiz. Okumuzun düz olması lazım. Yayımıza uygun olması. Düz olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Ben sizin şeylerde yazıyorum. Atıyorsunuz böyle yalpayı yemeden. Yani dümdüz bir gitmesi gerekiyor değil bu mi? Bu artık göz aşinalı oluyor. Onun belli bir tekniği var. Hani ısıtıyorsunuz. Isıtarak işte şu düzeltme aleti var. Bu nedir? Evet. Şunu da ben göstereyim. Bunu ben... Ok çubuğunu düzeltmek için kullanıyoruz bunu. Nasıl yapıyoruz? Mesela burada yani bir şey gösterebilir misin nasıl uygulamada? Şöyle mesela bu ok çubuğumuzu alıyoruz. İlk önce ısıtıyoruz. Ben piknik tüp tercih ediyorum veyahut da herhangi bir şeyin üstünde. Bunu yakmadan belli bir santigrat dereceye getirmeniz gerekiyor. Çevire çevire. Çevire çevire. Sabit durmayacaksınız. Her tarafının böyle homojen olarak ısınması lazım. Artık ahşabın dokusunun renginin değişmesini onu anlıyorsunuz. Bu ısındığına kanat getirdiğiniz zaman bu aletle beraber yamulduğu tarafın tersine doğru böyle esneterek düzeltiyorsunuz. Okey. Düzeltiyorsunuz. Ben bununla... kaval gibi duruyor ilk başta. Değil mi yani? Ben de bir yerde kavalandım. Çok basit bir alet ama. Bunu kendiniz mi yaptınız? Bunu kendim yaptım. Bunu kendim yaptım. Nereden akıl ettiniz? Bunu akıl etmedim. Bu esasında doğu kültüründe var. Japonlarda, Korelilerde, Çinlerde hala var bu. Ben şu ana kadar hani bizim müzelerde buna benzer bir örnek görmedim. İlla ki vardır. Ben ilk defa gördüm. O kadar kişiyle konuşuyorum, şey yapıyorum. Yani ok düzeltmek için şeyi. Yani normalde eliyle düzeltenler de var da bunda çok daha stabil oluyor. Bir de
Yani bu ok çubuğu iyi tam ısındığı zaman, tavını aldığı zaman kaç elinize pek tutamazsınız. Onu anlıyorsunuzdur. Yani kaç derecede o şekli düzeltmeyi? Muhtemelen 45 santigrat derece falan. 45-50 santigrat derece. Ama okun sertlikleri dedik ya az önce, spine dediğimiz sertlikleri. Hepsinde sıcaklık değişiyor. Mesela daha düşük spine'larda... Ağacına göre mi değişiyor? Ağacına göre, ağacın sertliğine göre... Yüksek sertlikteki ağaçlarda biraz daha fazla ısıtmanız lazım. İçerisine işlemesi lazım. Şekli verebilmen için. Tabii. Tekrar yani yoksa formunu, bozulan formunu tabii, düzeltmek için. Bu ok çubuğu soğukken düzeltilmez, mikro çatlaklar oluşturursunuz. Ve ileride kırılır. En kötüsü de elinizde kırılması. Değil mi? Her ok çubuğunu, her sertlikteki ok çubuğunu, her tip ağacı aynı derecede ısıtamıyorsunuz. Onlar, şuradakiler hangi ağaçtan yaptı? Bunlar mı? Evet, orası mesela. Bunlar çam. Bu yani çam. Buradakilerin çoğu çam. Hep şu bunlar? Farklı gürgen. Onlar da çam. Farklı tip çamlar. Bunlar evet. Biraz daha hafif olduğu için daha evet. Güneyden ağaçlar. Bu kamış. Ha, şu bu gürgen. Farklı. Evet, gürgen. Bu ladin dediğimiz ağaç. Bunu zaten şeyde kullanıyorlar. Bu meşk. Evet. Evet. Yok, bu o havaya da gösterince şu. Ha, İbriş oku. Evet, İbriş oku indiğinde. İbriş Hüseyin sağ olsun, Hüseyin Okçu selam olsun burada. Bunu şimdi kaba katışında kullanıyor atlı okçularımız ama. Evet. Evet. Bunun esas amacı nedir biliyor musunuz? Menzil atmadan önce bunu havaya atarsınız, üstteki akımları görmek için. Ha, oku at. Tabii atarsınız, düşüş yönüne göre bakarsanız göre akım ne tarafta? Güzelmiş. Yani menzil okçuluğu esasına kaba kuvvetli. Tam bir strateji işi. Fizik var işin içinde, her şey tabii, var. Tabii. Strateji var, ne tabii. Zaman yapacaksın? Hangi kimsin? Akımda hangi ok atacaksınız, hangi tarafa hangi ok atacaksınız, hangi saatte nasıl atacağız? Çekeceksiniz, nasıl atacaksınız? Yani ben her zaman onu söylüyorum. Ben güçlüyüm deyip menzilde abanmak değil olay değil mi? Yani şöyle, Toskopan İskender işte bildiğimiz en uzak menzile atmış ama Osmanlı'daki en güçlü adam değildi. Ondan çok daha güçlü insanlar vardı ama onun o kadar menzil atamadılar. Sebebi tekniği de çok iyiydi Toskopan'ın. Hem ya gücü ben vardı. O zamanki hala o rekorlara erişiremiyor. Erişilemez, zor. Zor. Yani bir yaklaşık bir 100 yıl daha çalışmamız lazım bence. Ki şimdiki teknolojiye baksanıza bir de. Yani şimdi i̇şte, bir de öyle bir teknoloji var yani. O bir şeyi karıştırıyoruz biliyor musunuz? Ne? Yani insanlar o zaman 1 metrelik çubukla dünyanın çapını ölçmüşler. İnsanlar zeki, teknoloji olmaması o zaman doğru. Zeki olmadıklarını göstermiyor. Çok şey ya, biliyorlar. Hedefe ama teknoloji... odaklı gidebiliyor. İnsanımız, şimdiki insanlar mesela çok dağılıyor kafa belki ondan dolayı yani. O da var bakarsanız. Mesela biz şu an İstanbul'da veyahut da Ankara'da gökyüzündeki yıldızları seyredemiyoruz. Yıldız bilgimiz zayıf ama adamlar görüyorlar. Her şeyi görüyorlar. Yani tabiatla çok haşır neşirler. Doğru. Bu da biraz tabiat işi. Yani adam mesela ben bugün yolda gelirken işte ağaçlara bakıyorum. Yolda çam ağaçları var. Bundan ok olur, bundan olmaz, bundan ok olur. Çok doğru. Aşinalık kazanıyorsunuz zaten. Aynısı mesela selam olsun Süleyman Cem Dönmez de geldi diye. Dedi artık hangi ağacı seçeceğimi, hangi mevsimde, nerede, ne bakacağımı. Yani aynı ağaç çok farklı neticeler veriyor farklı mevsimlerde siz diyor onunla diyor şey yaparsanız diyor ya, yani. Süleyman abinin mesela bir kitapçığını gördüm ben. Onu bana gösterdi. Abi kapat dedim benim kafam bu kadar almaz. Yayın, sal dediğimiz o kısmının kaç libide kaç santim olması. 2 yıl beklettim diyor ya, bekletiyorum diyor. Yani o gün geldiğinde ya. Buraya tam Fetih Kupası, 5. Fetih Kupası'nda gelmişti. İbrahim Balabanlara ve diğer işte Karpolis falan gelmişti. Onların yayları buradaydı, getirdi. Sağ olsun yani yani bir şey olmasın diyor, aman yayları diyor. Kaç yarışma yayları diyor, kaç yılda diyor yaptım ben diyor bunları. Cüneyt Hoca'ya falan yay getirmişti. Yay tam bir mühendislik işi. Aynen. Tam bir mühendislik işi. Onu düşündüm yani işte yoldayken. Dedim yayı eğriltmeye, oku düzeltmeye çalışıyoruz. Yani hayatımız böyle geçiyor. Doğru söylüyorsunuz vallahi kesinlikle. Siz şimdi o kıyafetten bahsettiğimizde ben izleyicilerimiz için de almışım. Gambeson dediğimiz esasında bardak. Türkiye'deki bardak, kıyafetler. Bardak. Bu evet. Orta çağda ne olduğunu da söyleyeyim. Sevgili izleyiciler şu an hemen ekrana da vereyim. Böyle biraz toparladım bu görüntüleri de. Orta çağda zırhların İçine. Altına giyilen deri içi pamuklu kaba kumaş. Kumaş, deri yok. Tamamen kumaş. Keten ve kumaş mı? Keten, kumaş, içi pamuk dolgulu. Onları da yaptınız esasında. Tabii yok diye yaptık yani. Çünkü zırhımız var. Siz olmayan her şeyi yapmaya çalıştınız. Mecburiyet esasında. İşte yani bir şey var ya. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi. Zırhımız var. Şunlar değil mi bakın? Evet. Böyle bunlar çeşit... Avrupa tarzı olanlar. Bunları Türk tarzlarını da yaptık biz. Bunların kollular var galiba. O kol demonte mesela takıyor, i̇şte çıkartılıyor. Avrupalılar onu yapmışlar. O şekilde yapmışlar. Bizim Türkler daha profesyonel yapmışlar. İşte koltuk altına kuş derimiz parça koyarak hareket kolaylığı sağlamışlar. Ha, esneklik ona şey vermişler. Tabii. Rahat hareket geleneksel etsin diye. Geleneksel kıyafetlerimizde de öyle. Yani zırhı giydik. İşte böyle mübareze diyoruz biz. Karşılaşma. Gerçekten değil evet. Tabii. Şov amaçlı karşılaşma. Zırhı giydik. Hava da sıcak. Metal çekti bütün sıcağı. 2 saat durduk ama
Bittik yani. 2 kilo, 3 kilo gitti. Tabii rahat gitti yani ondan sonra. Ya dedik bu böyle olmuyor, ne yapılıyor? İşte bizim tarih bölümünde hocamız var. İçerisine işte bardak dikseniz falan. Çünkü Fatih'in fermanlarında da var. İşte diyor ki mesela... Ya Osmanlı'yı çok iyi bilmek lazım esasında, bakıp okumak ya lazım. İsmanlı'yı ya hepsini bilmek değil. İsmanlı'ya bir intibak edebilsek, yani bilmemiz de şart değil. Bir anlayabilsek doğru. Yani. Hepsini bilmek neler mümkün var diyor. Esasında o dönemden bugüne, şimdi daha yeni bulunmuş gibi yapılıyor ve dediğimiz okumadığımız için esasına baktığınızda bunlar. Ya şey düşünebiliyor musunuz? İşte menzil oku diyoruz. Şu çubuğu 50 sene bekletiyor. 50 sene. Ya nasıl bir hiyerarşi, nasıl bir disiplin? Onu düşünüyorum yani. Herhalde tüm Türk devletlerinde var. Bunun zirvesi Osmanlı diye düşünüyorum. Böyle teşkilatçılığın zirvesi. Doğru. Ya şu ok çubuğunu ağacı seçen adam başka. Bunu işte o yelek yapacak, o yeleği yapan adam başka, tutkalını yapan başka, bunu ok haline getiren başka, ucunu yapan, yani tam bir teşkilat. O zaman malzeme yok işte, nelerden, balık sinirden yapılıyor, nelerden yapılıyor, kullanılıyor yapışkan olarak yani, düşünsene. Yani şimdi bizim ilk başlayanların okçuluğa şöyle bir huyları var, sadece ok yay değil, bizim kılıç, kalkan, çadır, ben bir ara çadır işine çok merak saldım, mehterane hayme. Mesela mehterane hayme ile ilgili belgeler okuyorsunuz falan. Ya muazzam bir teşkilatçılık. Yani Osmanlı'yı orada anlıyorsunuz. Yani bir padişahın otağı 250 deveyle taşınıyor. Minimal. Mehterane hayme, padişahın otağı nereye kurulacak? Nerede olacak? Onun güzergahı ne olacak? Develer nereye konacak? Askerler nereye konacak? Hepsini tek 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 hesaplıyor. Ona göre yerleştiriyor. Yani bu şimdi esasında eskiye göre bizim bir dezavantajımız var. Biz şimdi işte okun yelek dediğimiz şu tüyünü yapmaya çalışıyoruz. İşte çubuğunu, ucunu bir parçanı yapmaya çalışıyoruz. Halbuki Osmanlı'daki teşkilatçılık bunu ayarlamış. Nasıl? Yani şimdi mesela ben bu çubuğu, diyelim ki Osmanlı'da ben bir okçuyum. Evet. Bana ok çubuğu geliyor. Bu ok çubuğu 25 yıl önce hallolmuş. Doğru. Ben, yani bu 25 yıl önce hallolmuş, kesilmiş, uygun şartlarda bekletilmiş çubuk bana geliyor. Ben onunla ok yapıyorum. Çok büyük bir konfor. Çok büyük bir konfor. Şimdi öyle değil ki. Ya biz işte diyoruz ya işte biliyor musunuz dedim bu ok çubukları 8 senedir bekliyor. Ya Osmanlı'da 8 senede yani ok çubuğu falan ele alınmıyor. En has menzil okları 50 sene bekletiyor. Nasıl bir teşkilatçı düşünseniz de. Halbuki biz şimdi mesela desek ya şuradan bir işte 10 dönümü yer alsak da torunumuza kalsın. Ama boş ver deriz. 50 yıl sonrasını düşünüyorlar ve onları yapıp saklıyorlar ve onu devam ettiriyorlar, yaşattırıyorlar esasında o geleneği. Tabii yani birçok insan görmüştür mesela Avrupa'da falan kum çelikleri vardır. O çelikler kuma gömülür. İşte onlar zaman belli bir zaman sonra işlenecektir. Avrupa'da da var mantık. Bu, muhtemelen Osmanlı'dan gördüler bu teşkilatçılığı. Avrupa bizden daha iyi yapıyor esasında onları. Osmanlı'nın geleneği. Baktı evet dedi. Gerçekten yani, gerçekten. İlk işte sağ olsun Süleyman Hocalar konuşuyoruz. Ya diyor biz diyor yay, siz de dediniz. Yay. Ok, yok Türkiye'de yok yapamıyor. Macaristan'a yok. Gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Niye burada yapamıyor? Sonra 15-20 yılda etnosporun kuruluşu olsun ve diğer şeylerle bu işe biraz daha gönül verilmesiyle ya biz de yapabiliriz deyip insan da biraz da ecdadından utanıp belki de ya biz niye yapamıyoruz deyip gidip araştırıp bakıp okuyup yapmaya başlıyor esasında. Yani yabancı senin kendi tarihine senden daha fazla sahip çıkıyor baktığında. Ya işte şimdi bu hani yabancılar hakkında öngörülerimiz var ya böyle kötü öngörülerimiz. Çoğu doğru, onu kabul ediyorum. Ama iyisi de gerçekten iyi çıkıyor. Evet. Mesela bugün hani kaynak danıştığımız insanlardan birisi yay konusunda Adam Karpovic, Kanadalı. Ya şimdi adam hakkını yiyemeyiz. Kesinlikle yazdı kitabı yani, olsun hani, yani bu işte öldürelim ama hakkını verelim. Kupasında yani. Bu yaşında hala. Tabii bu yaşında hala çok güzel atışlar yapıyor. Ya işte biz mesela ilk başladığımız zaman dediğiniz gibi Macaristan'dan geliyor yaylar, oklar, her şey Macaristan'dan geliyor. Junior yaylar var. Marka ismi vermeyeyim. Ortadan işte gelen junior yaylara bakıyoruz böyle yani. Elimizi almaya kıyamıyoruz. Bulunmuyor çünkü. Yok. Ondan sonra acaba. İşte belli bir süre sonra hayal etmeye başladık herhalde. Dedik yani biz Türk okçuluğu falan diyoruz ama her şey yabancı. Ama şunu görüyorum. Şu an bizim yaptığımız... Şu an nasıl görüyorsunuz geldiğimiz noktayı mesela baktığınızda? Şu an şöyle söyleyeyim. Avrupa bazında konuşacağım. Batıya göre. Yani Türkiye'den batıya göre düşünün. Biz şu an batıdan çok daha iyi oklar yapıyoruz. Batıdaki oklardan çok daha iyisini yapıyoruz. Çünkü batıda evet sanayi teknoloji var ama el işçiliği yok. Evet batı bizden çok daha iyi karbon ok yapabilir, alüminyum ok yapabilir. Ama el işçiliği olmadığı için biz şu an batıdan çok daha iyi ahşap ok yapıyoruz. Ben geçen işte İtalya'ya yollamıştım en son oklar. Adam bayıldı.
Ben dedi böyle ok atmadım hayatımda. Çünkü o taraftarda el işçiliği yok. Ve bu da el işçiliği istiyor. Size nasıl temasa geçiyorlar? Ya genellikle sosyal medyadan görüyorlar beni. Değil mi? Sosyal medyadan çok önemli oldu artık bu işlerde. Tabii yani. Tabii, çok 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 önemli yani. Ama benim işte fotoğraflarımı falan gördünüz. Bende fotoğraf falan çok kötü. Ya sizin bir atölyeyi göstereyim. Şimdi hep konuşuyoruz sevgili izleyiciler. Yani şimdi konuşmaya başladık sağ olsun Timuçin Hoca ile. Ya dedim hocam atölyeden bir resim. Atölye dediğimiz bu kadar. Yeni en son aldığınız makineler vardı. Neydi markaları? Müsaadenizle onları da söylerseniz. Vallahi nasıl olsa artık yani Türkiye'de kolay kolay. Birisi Schaublin, evet. Birisi Weiler. Bunlar bu makineler değil mi? Evet, bu Weiler Alman malı. 90 model olmasına rağmen milimetrenin binde sıfır hasat. Ne için kullanıyorsunuz onu şu an? İşte ahşap arkalıkları için kullanıyorum. Şunları, ha, bunları yapan o makine diyorsunuz. Evet, öteki Schaublin aldım. Bir daha bir oynatalım. Onun boyasını yapmam gerekiyor, daha üşendim yapamadım. Tamam, durduracağım ben şimdi. Schaublin, işte şu sağda görünen gri, o da yani revolver torna dediğimiz işte yabancının türü. Kaç metrekare sizin burası? 150 metrekare civarı. Ama sığamıyorum artık. Ama güzel fotoğraf çekmişsiniz. 500 metrekare gibi. Aa, değil mi? Aynen. Vallahi, ya bayağı bir derinlik var bu şeyde. Profesyonel fotoğrafçılık yapan arkadaşlarım var. Bana şey diyorlar. Sen ok yapma. Şey ok yap, fotoğraf çekme diyorlar. Daha çok satarsın diyorlar. Bu tam sağdaki ne? O Schaublin torna. Bu onda ne yapıyorduk? Schaublin'de bunları mı yapıyorduk? Ötekisinde yapıyordum. Şimdi Schaublin'de ok uçları yapmıyoruz. Temrenleri mi? Temrenleri yapıyoruz. Var mı burada? Getirdiniz mi temren yaptığınız? Yok, onu getiremedim işte. Uçlarında var. Onu, evet, onu göstereceğim ben. Sizin yaptığınız bir tane en son paylaşımımızda vardı. İğneli temreni evet, için. Evet, evet. Şimdi bir onun izleyelim. Şu hatta hemen bir altındaymış. Galiba şu değil mi? Evet, bu Schaublin. Bu o makinenin çalıştığı. Evet, bu 1966 model yapımı. İsviçre malı bir torna. Çok eski olmasına rağmen çok sağlam. Ya artık bu kadar sağlamını İsviçre'liler de yapıyorlar. İzleyicilerimize söyleyeyim. Temren sevgili izleyiciler. Bu normalde açılıyor. Kalemtıraş ya da dediğimiz sizin evet. Şeyde. İçine giriyor, yapıştırılıyor bir de. Bunlar orijinal eski örnekler, tarihi örnekler. Bizim normalde geleneğimizde Türk okçuluğunda yani iğneli temren. Aslında şuraya giriyor değil mi evet, mesela? Evet. Orayı deliyoruz. Bu makinede bunu koyuyorsunuz. Yoksa temreni koyuyorsunuz. Tam anlatalım. Ben de izleyicilerimize bir daha izlettireyim. Oraya uygun materyali ekliyoruz. Arkasından talaş alıyoruz. Yani şu iğne kısmını yapıyoruz. Hı. İlk önce başını yapıyoruz şu kısmı. Bunlar meydani dediğimiz yuvarlak uçlu. O temren hatta burada takılı bakın. Orada işlenen temren bu. Bu mu yapılan? Evet. Ha çok güzel. Bakın sevgili. İlk önce ucunu işledik. Sonra şu, iğne oradaki. Kısmını. Burada iğne kısmını görüyorsunuz. Bizim, o iğnesi şu arkada zaten. İçinde. Aynen içine aynen. Sokuluyor. Etrafında patlamasın diye. Şurada da bakın bir sargı var. Neyle sarıyorsunuz bunu? Normalde sinirle sarılıyor. Sinirle doğru. Sizin burada tendon. Kullandığınız. Bu yapay sinir. Gerçek yapay değil. Sinir. Ama görebiliyor yani adetler çok olsa siniri kullanmak istiyoruz yani. Daha doğrusu mu yoksa? Daha doğrusu sinir. Daha doğrusu sinir. Daha doğrusu. Çünkü sinirin bir özelliği var. Siniri ıslattığınız zaman sinir uzuyor. Kurudukça sıkışıyor. Kazanıyor ve sıkışıyor. Sonra kapatıyor. Kelepçe gibi sıkıyor. Bu şeylerin sentetik malzemelerde öyle sıkıştırma özelliği yok. Hmm. İşte bunu da modern şeylerle, tutkallarla takviye etmeye çalışıyoruz. Yani bu peki makineyi nereden buldunuz, aldınız? Bu makineyi bulmam çok... Yani Türkiye'den mi aldınız, yurt dışından mı aldınız? Bu yurt dışından geldi makine, İsviçre'den. Yani iyi buldunuz, araştırdınız, aldınız yani. Yani esasında önce herhalde ya ben bunu bu iğneli temreni bu şekilde yapacağım diyor. Sonra neresi, nerede yapılıyor? Sonra yani, gidiyorsun tek başınıza ya ben bu işi yapayım, gideyim parayı da bastırayım, alayım onu getirtiyorsunuz, atölyeye sokuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Vallahi yemin ediyorum 1,5 senedir ayağıma ayakkabı almıyorum ama 5000 euro tornaya verebiliyorum yani. Takıntı meselesi bu. Yani kişisel zevklerimden çok çok fazla uzun zaman önce vazgeçtim. Haz duymuyorum öteki şeylerden. Bu işlerden haz duymaya başladım. Yani birilerinin bir şey yapması lazım. Ama ben hiç böyle görmemiştim bu makinelerde iğneli temrenin bu şekilde takıldığını yani. Yani var da mı görmedim bilmiyorum mu benim mi cahilliğim. Normalde asetik okçulukta iğneli temrendir bunlardır. Bu esasına çok daha pratik bir yöntemdir. Bunu bronz bunlar. Döküm teknolojisi çok daha kolaydır yani. Şimdi, bunu nasıl monte ediyorlar? Yani bu nasıl şey yapılıyor? Şimdi bunu alıyorsunuz mesela ahşabı. Uçtan var mı? Boş uçtan. Şu mesela. Şu mesela ucunda bir şey yok. Özellikle tamam. Takmadım. Bunu alıyorsunuz. Böyle sabit. Ben tabii bunları matkapla yapıyorum. Sabit böyle bir iğne var ucunda. Ha. Matkap ucu var. Evet. Alıyorlar bunu bu şekilde yaparak ortasını deliyorlar. Tabii adamlar kendileri artık torna olmuşlar. Ufak yaştan beri yaptıkları için. Buraya
balık tutkalı veyahut da çega tutkalı, balık tutkalı pek kullanmazlar temelde, çega tutkalı yapıyorlar. Bunu buraya geçiriyorlar. O deri tutkalı o kadar mukavim bir tutkal ki, yani organik tutkal arasında en güçlerinden. Metali falan, MIA'yı falan kaldırıyor. O kadar güçlü bir yapıştırıcı. Tabii bunu takıyorsunuz buraya. Sonra etrafına sinir sargı yapıyorsunuz. Eğer şey oklarıysa bunlar, savaş oklarıysa onu da yapmıyorlar çok fazla. Yapıştırıyorlar bunu, kullanıyorlar. Üretim süreci çok basit. Döküm olduğu için bu şekil döküme çok müsait. Ne malzemesine döküyor? Bronz. Bronzdan. Genellikle bronz yapıyorlar. Bazıları işte ucuna göre, mesela diyelim ki darp temrini yapacaksınız. Onlara çok daha mukavim çelikler kullanıyor. Özel çelikler kullanıyor. Dövme teknikleri kullanıyorlar. Bunun bir de mesela iğneli olmasının sebebi de şu. Hani savaşta diyorsunuz bunu attınız. Bu düşmanın içerisinde de kalabilir. Evet, doğru. Bir de onların farklıları var. Kancalıları falan vardı, anlatmıştık. O temren çeşitleri çok fazla. Temren çeşidi çok. O yani kullanılanlar. Darpı şeyden var. Mesela zırh delici, zırh delici. Gerçekten darp eden temrenler var. İşte hilal şeklinde halat kesmek için var. İşte mesela denizcilerin, deniz azeplerinin çok kullandığı gemilerin yelkenlerini yakmak için uçlar var. Yani temren çeşidi çok. Temren biliyorsunuz demren, temirden. Aynen. Gelen bir geliyor şey. İsmi oradan. Evet. Kısa bir ara verelim. Tamam, olur. Kısa bir aranın ardından tekrar beraber sevgili izleyiciler. Atasporların saati devam edecek.